Evet sevgili Arka Pencere izleyicileri, bu hafta biliyorsunuz Erzurumspor'da olağan kongre yapıldı ve mevcut başkan Ahmet Dal yeniden Erzurumspor başkanlığına seçildi. Hani biz aylardır işte Ahmet Dal yapmaz, Ahmet Dal yapamaz, Ahmet Dal niye hep başkan, Ahmet Dal'ı niye hep başkan seçiyoruz diye konuşuyoruz ya. Böyle Hariç'ten gazel anlatıyoruz ya. Hariç'ten gazel anlatıyorsunuz ya. Hariç'ten gazel. Evet, bunu sürekli konuşuyoruz. Ahmet Dal neden başkan oldu? Ahmet Dal'dan başka başkan adayı yok mu? Niye Ahmet Dal'a teslim edildi? Ya bakın, ben Ahmet Dal'ı kutlamak istiyorum. Ben gerçekten kutluyorum. Yani bir insan sağlığını, ailesini, eşini, işini, her şeyi bir tarafa bırakmış. Erzurumspor'a başkan adayı çıkmadığı için, Erzurumspor'a kimse sahip çıkmadığı için ben adayım diyor. Bunu da Türkiye genelinde yaşayan ve dünyada yaşayan tüm Erzurumlular adına bizim Ahmet Dal'a bir minnet borcumuzun olduğuna inanıyorum. Bir minnet borcumuz var Ahmet Dal'a. Yani takımın başına başkan olmak için hiçbir aday çıkmıyor ama arkaya baktığımızda konuşan sayısı yüzlerce. O diyor ben başkan olacağım, o diyor ben yönetici olacağım, o diyor ben onu olacağım, o diyor bana verselerdi Erzurumspor'u böyle yapacağım, bu diyor Erzurumspor niye bu hale geldi? Peki kongre var, gelin aday olun. Ortada hiç kimse yok. Özellikle geçtiğimiz hafta dikkat ettim. Son Ahmet Dal beyefendinin yapmış olduğu basın toplantısından sonra Aralık ayı içerisinde olağanüstü kongremiz var demişti. O günden sonra o Ahmet Dal'ı yapmış olduğu açıklamanın hemen ardından birileri teyakkuza geçti. Hemen ben de başkan olacağım, ben de başkan olmalıyım, Erzurumspor'u bana vermeliler diye böyle çok da açıktan bir rekabete girmeden Erzurumspor'a başkan adayı olduklarını lanse etmeye çalıştılar. Neler yaptı? Mesela Fatih Aydın vardı. Bu adam yaklaşık 3 yıldır konuşuyor. Ama sadece konuşuyor. Hariç'ten gazel anlatıyor bu adam. İşte taraftarları maça ben götüreceğim. İşte uçak biletlerini, otobüs biletlerini, pasoliklerini, sahadaki yemelerini, içmelerini, bunları gezmelerini hepsini ben karşılayacağım. Ben çok zengin bir iş adamıyım. Ben çok zenginim, benim çok param var. Erzurumspor taraftarlarına bunları hediye ediyorum deyip bendeki Erzurum sevgisini size nasıl anlatırımın ispatı olarak bu tür manevralar yapıyor. Olağanüstü kongrenin olduğu gün ortada yok. Ne istiyorsunuz ya? Erzurumspor'u mu istiyorsunuz? Erzurumspor'u size teslim mi edelim? Gelin edelim. Şartlarımız ne? Şartımız yok. Peki neler vereceksiniz? Bir şey vermeyeceğiz. Peki amacınız ne? O da belli değil. Ama ben amaçlarını söyleyeyim. Amaçları Erzurumspor'a ihanet etmek. Bakın Fatih Aydın beyefendiyi tanımıyorum. Bir kez olsun kendisiyle çay, kahve oturup karşılıklı bir sohbet etmemişim. Ama Fatih Aydın isminin ben hiç iyi niyetli olduğunu inanmıyorum. Bu Fatih Aydın denilen kişi iyi niyetli değil. Bütün Erzurumspor taraftarlarına sesleniyorum. Tüm Erzurumlulara sesleniyorum. Fatih Aydın denilen kişi Erzurumspor ve Erzurum için hiç iyi niyetler beslemiyor. İyi niyetler beslese, kafasındaki hayal ettiği Erzurumspor'a başkanlıksa eğer gönül aday olur. Gönül yönetimiyle, arkadaşlarıyla, çevresiyle ben Erzurumspor'a başkan olmak istiyorum der. Benim Erzurumspor'a vereceklerim şunlar, 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 şunlar diye sayar. Ben Erzurumspor'u şuradan alıp şuraya getireceğim der ve işinin başına geçer. Ama seçime girer, kazanır ya da kazanmaz. Demek ona oy verir ya da vermez. Eğer ki demek ona oy vermezse biz de deriz ki ya kardeşim bakın Ahmet Dal niye başkan, niye bu takımın tahtası açık değil, bu takım niye bu halde diye konuşan delege. Bakın işte bu adam geldi şunları 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 yapacaktı ve özverisiyle, özgüveniyle çıktı, ben adayım dedi ve karşımızda bu adam. Gelin bu adamı bir değerlendirelim. Ya bu adam yok, bu adam kapılar arkasında savaşıyor. Bu adam sadece Hariç'ten gazel anlatıyor. Ya reklamı mı ihtiyacın var Fatih Ali? Gel senin reklamını Erzurum'da çok değerli gazeteci arkadaşlarımız var. Erzurum'da çok değerli televizyonumuz var. Radyolarımız var. Gel billboardlarda resmini as. Biz seni Fatih Aydın'la tanıyalım. Ama Fatih Aydın'ı Erzurumspor'un dar boğazda olduğu bir gün, Erzurumspor'un tahtasının kapalı olduğu bugün çıkıp karşımıza Erzurumspor'a ihanet eden kişi olarak tanıtmayalım. Yani bunu kendine bir PR çalışması olarak görüyorsan bu şehir senin hakkında hiç iyi şeyler düşünmüyor. Ben düşünmüyorum en azından. İyi şeyler düşünmüyorum çünkü tam tahtayı açmak için bir
fırsat buluyoruz, bir imkan buluyoruz, böyle bir altyapı hazırlıyoruz. Futbolcularla görüşülüyor, alacaklardan birazdan feragat etmesi isteniliyor, avukatlarıyla görüşülüyor, faizlerinin alınmaması isteniyor. Pat Fatih Aydın diye bir tanesi çıkıyor, ben Erzurumspor'a başkan olacağım, tahtayı açacağım, borçları ödeyeceğim diyor. Şimdi alacaklı olan futbolcular da ne diyorlar? Ya kardeşim dur, biz Ahmet Dal'la niye anlaşalım? Yeni gelen başkan nasıl olsa parayı getirmiş, Erzurumspor'a çuval çuval para taşıyacak, bizim borçlarımızı verecek. Niye biz indirim yapalım? Biz faizlerini niye almayalım? Avukat diyor ki ben 3 kat alırım paramı hatta diyor. E peki gel Fatih Aydın, bu o getireceğim, vaat ettiğim paraları bir getir, bu borçları ödeyelim. Fatih Aydın ortada yok. E neredesin Fatih Aydın? Bu şehrin kaderiyle oynayarak, Erzurumspor'un kaderiyle oynayarak bu şehre katil mi arıyoruz biz? Erzurumspor'a katil mi oluyorsunuz siz? Neyin peşindesiniz? Fatih Aydın denilen akıllı, bakın seni tanımıyorum. Buradan gözümün içine bakarak söylüyorum, seni tanımıyorum. Ama sen Erzurumspor'a ihanet içerisindesin. Tam borçları ödeyeceğiz, Fatih Aydın çıkıyor, bende para çok. Ben paraları aldım geliyorum. Ben Erzurumspor'a başkan olacağım. Ben Erzurumspor'un borçlarını ödeyeceğim. Yumurta geliyor. Dayanıyor çıkacağı yere. Fatih Aydın ortada yok. E Fatih Aydın gel, yumurta çıkıyor. Ben yumurtayı sevmiyorum. Ya yumurtayı sevmiyorduysan niye bize tavuğun başında bekletiyorsun? O yüzden ben Fatih Aydın denilen kişiye buradan bir tavsiyede bulunacağım. Allah'ın aşkına bir de Erzurumspor ismini ağzına alma. Erzurumspor ne senin babanın malıdır, ne benim babamın malıdır, ne de hiç kimsenin babasının malı değildir. Eğer ki Erzurumspor'a gerçekten başkan olmak istiyorsan, eğer ki Erzurumspor'a gerçekten gönülden, yürekten bağlıysan, Erzurumspor için ben de taşın altına elimi koyacağım diyorsan, ya adam gibi gel kongre günü aday ol, ya da adam gibi çekil artık, çıkma kenara ya. Çıkma. Karşımıza Allah aşkına çıkma. En azından biz de ve bizim alacaklılarımız da, alacaklı olan futbolcularımız da Erzurumspor'da parayı kimden alacaklarını, ne şartlarda alacaklarını, nasıl alacaklarını bilsinler. Yani insanların akıllarıyla oynamayın. Erzurumspor taraftarlarının aklıyla oynuyorsunuz. Bulmuşsunuz kendinize 3-5 tane de böyle şakşakçı, onlara kendinizi sürekli şakşaklattırıyorsunuz. Sosyal medyadan kendinizi alkışlattırıyorsunuz. Vay Fatih Aydın bizi Erzurumspor maçına götürecek. Vay Fatih Aydın Erzurumspor'a başkan olacak. Vay Fatih Aydın gelirse Erzurumspor kurtulacak. Erzurumspor kötü yola falan düşmemiş. Erzurumspor kurtulacağı bir şey yok. Erzurumspor sizden kurtulması gerekli. Erzurumspor'un Fatih Aydın ve Fatih Aydın gibi düşman insanlardan kurtulmadıkça Erzurumspor'a hiçbir şey olmaz. Erzurumspor'un kurtulacağı bir şey varsa Fatih Aydın ve Fatih Aydın gibi düşünen insanlardan kurtulması gerekli. Erzurumspor'un bir şeyden kurtarmaya gerek yok. Erzurumspor'u Fatih Aydın'dan kurtaralım. Fatih Aydın ve Fatih Aydın gibi düşünen insanlardan kurtaralım. Bunlardan kurtaralım ki önümüzü görelim. Çünkü bunlar önümüzü görmemize izin vermiyorlar. Bunlar önümüze bir set kurmuşlar. Olağanüstü kongre zamanları ortaya çıkıyorlar. 2-3 tane balon patlatıyorlar. Hepsi balon, sözlerinin hepsi balon olduğunu iddia ediyor. Bakın bütün sözleri balon. Balon olmasa karşımızda olur. Erzurumspor'u Bursa deplasmanında havalı alanından aldık. Stada kadar götürdük. Taraftarları aldık, taşıdık. Taraftarlara pasolikten maça gönderdik. Böyle başkanlık mı oluyor? Siz bir kere Erzurumspor'u seviyorsanız, siz bir kere Erzurumspor'a gerçekten sevdalıysanız başkan olmanıza ne gerek var ya? Her Erzurumspor taraftarı başkan mı olacak? Her Erzurumspor sevdalısı başkan olsa bu takımda yani yer mi kalır? Eğer Erzurumspor'u gerçekten bu kadar çok seviyorsanız, eğer Erzurumspor'a gerçekten gönül veriyorsanız gelin Erzurumspor'da yönetici olun. Yok ben başkan olacağım. Yani Erzurumspor kimsenin reklam aracı değil. Ya da PR yapması için bir merdiven de değil. Yani Fatih Aydın bu sözlerim size bir PR yapabilir. Bakın şu anda benim konuşmam bile sizin için bir PR olarak kabul edebilirsiniz. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Siz Erzurumspor'a zarar veriyorsunuz. Eğer ki Erzurumspor'u bugünkü haline kim getirdi diye soracak olursanız sadece Fatih Aydın demeyeceğim. Birkaç isim sayabilirim ama bunların arasında Fatih Aydın ismi de var. Fatih Aydın'dan ben şunu rica ediyorum, istirham ediyorum. Allah aşkına çek ellerini Erzurumspor'un üzerinden.
Erzurumspor üzerinden PR yapmaya çalışma. Erzurumspor'u kendine bir reklam aracı olarak kullanma. Erzurumspor'a zarar veriyorsun. Ha belki de zarar vermek istemiyorsun. Erzurumspor'a bir şeyler yapmak istiyorsun ama tutum ve davranışların hiç böyle göstermiyor. Bu Fatih Aydın Erzurumspor'a ne kadar bütçe katkıda bulunmuş? Bugüne kadar vermiş olduğu bağışların, yardımların miktarı ne kadar? Ya açıklasın bilelim ya da Erzurumspor'a ne vermiş bu adam? Ya Fatih Aydın sen Erzurumspor'a ne vermiş ne istiyorsun bu şehirden? Allah aşkına yeter düş yakamızdan ya. Düş mü Erzurumspor'un yakasından? Türkiye'de başka futbol takımı mı kalmadı senin PR'ını yapacağın? Git nerede yapıyorsan yap ama Erzurum'dan çeken ne yani? Bak bu şehrin bedelini ödeyemezsin. Bu şehrin vebalini ödeyemezsin Fatih Aydın. Bu yüzden geçmiş başkanlara da bakalım. Şimdi bir Ömer Düzgün mesela. Gelelim Ömer Düzgün'ü konuşalım. Bakın Ömer Düzgün Erzurumspor'da ikiden başkanlık yaptı. İyi şeyler yaptı, kötü şeyler yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı ama Erzurumspor başkanlığı düştükten sonra da Erzurumsporluğu bırakmadı. Geçtiğimiz gün Ahmet Dal Başkan'ın yapmış olduğu basın toplantısında bir açıklamada bulundu. Ben gerçekten karşısında dinlerken gururlandım. Dedi ki Ömer Düzgün Başkanımızın babası Sayın İskender Düzgün Beyefendi'den geçtiğimiz ay gittik. Bu bir miktar borç para aldık, bir miktar da destek aldık. Ömer Düzgün Beyefendi de hiç gözünü kırpmadan desteklerini her zaman esirgemeden yapıyor. Erzurumspor başkanlığı gitse de Erzurumspor'dan elini ayağını hiçbir zaman çekmeden Erzurumspor'un her zaman yanında olan bir Ömer Düzgün var dedi. Yani şimdi Ömer Düzgün için bunları niye konuşmuyorum? Yani Ömer Düzgün'ün PR'a ihtiyacı mı var? Bu şehirde Ömer Düzgün'ü tanımayan yok ki. Ömer Düzgün'ün bunlara ihtiyacı da yok. Ama Ömer Düzgün bir gün çıkıp da yani ben Erzurumspor'a başkan olacağım onu yapacağım. Yani zaten bu adam yaptı başkanlık. Başkanlık yaptıktan sonra da Erzurumspor'u bırakmadı. Bir Ali Demirhan var başkanlık yaptı. O günden sonra Erzurumspor'luğu bitti adamın. Bir Yalova Spor'a gitti, bir Tuzla Spor'a gitti. Bir... Yani futbolcu gibi transfer oluyor Ali Demirhan. Hani futbolcu o takımdan hırsız, o takım o takımdan hırsız transfer olur ya. Yani başkan transfer edilen tek kişi Ali Demirhan'dır herhalde Türkiye'de. Yani oraya kulüp olmadı öbür kulüp, o kulüp olmadı öbür kulüp, o kulüp olmadı öbür kulüp. Peki Ali Demirhan hani sen böyle bir Erzurum sevdalısıydın? Hani sen Erzurumspor'a gönül vermiştin? Erzurumspor senin bir yaşam kaynağındı. Başkan olduktan sonra Erzurumspor'a ne yaptın ya? Bir tane futbolcuya krampon hediye ettin mi? Ya da bir maçta gelip şu tribünde oturup bir Erzurumspor maçını izledin mi? Ne yaptın Erzurumspor'a? İşte Fatih Aydın gibi, Ali Demirhan gibi isimler bu şehrin futbol takımı üzerinden rant elde etmeye, rant derken reklam rantı, yani isimlerini duyurmaya, çünkü PR'a ihtiyaçları var bu insanların. PR'a ihtiyacı olan Fatih Aydın ve Ali Demirhan bu futbol takımının katilidir, katili. Ali Demirhan da bu yıl Fatih Aydın'ı yaptığının aynısını bir önceki yıl yaptı. Tam transfer tahtasını açacağız. Futbolcularla anlaşmışız, avukatlarla anlaşmışız. Borcun bir miktarından feragat etmişler karşı taraf. Ali Demirhan Efendi geldi. Hadi bakalım biz bu takımı bilmem Dubai'nin kime sattık. Bu takıma bilmem Dubai'den başkan getirdik. Bilmem kaç milyon dolarlar havada uçuşuyor. Futbolcular yine aynı düşüncede. Biz niye o zaman dedi alacaklarımızdan vazgeçelim. Biz alacağımızı alalım. Nasıl olsa Ali Demirhan parayı getirdi. Mecburlar bize parayı ödemekte. Yoksa tahtalarını açamazlar. Dedi ve çekti gitti. Yine kaldı. Hani kız kocayınca dayıya kalır ya. Yine Erzurumspor Ahmet Dal'a kaldı. Ahmet Dal buyur. Sen Ali Demirhan'ın pisliklerini temizle bakalım temizleyebilir misin? İşte şimdi de Fatih Aydın'ın pisliklerini Ahmet Dal temizle bakalım temizleyebilir misin? Yine söylüyorum. Erzurumspor kimsenin reklam aracı değil. Erzurumspor kimsenin babasının malı değil. Erzurumspor üzerinden yapmaya çalıştığınız o PR çalışmalarınıza artık bir son verin. Bu sizin PR çalışmalarınız Erzurumspor'a zarar veriyor. Ha Fatih Aydın'ı belki de bu çıkışlarını yapmasaydı kim tanırdı Türkiye'de? Ben tanımazdım vallahi. Ama işte sayesinde ismiyle tanıdık. Ama bir insan vardır, değerlerimizdir diyebiliriz. Bu insan şehrimize bunu kattı, bu insan futbol takımımıza şunları sundu deriz. Ama bir adama da şehrin futbol takımının katili olarak bakarsak bu PR ona ne kazandırır? Artık orası da Fatih Aydın Beyefendi'nin problemi. Ama yine nacizane tavsiyemdir. Erzurumspor'un üzerinden çekin artık ellerinizi.